Efendim günün son tadım, yorum ve puanlarını vermek üzere güzel gelinimiz Pınar Hanımefendinin kayınvalidesi pek sevmez. Bayan Nikki'yi masaya davet ediyorum efendim alkışlarımızla. Bayan Nikki hoş geldiniz. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Hani o gençlik fotoğrafınızda sizi Türk sinemasının en güzel kadınlarından Serpil Çakmaklı'ya benzettim. Çok güzelsiniz. Çok maşallah. Nigar Hanım sizi hemen bir numaralı tabağımızın başına alalım. Ve hemen tadımlamanızı, bir yorumlamanızı rica edelim efendim. Açabilirsiniz. Buyurunuz. Hamur olmuş. Hamur olmuş. Evet. Yani pişmemiş mi efendim? Pişmiş fakat hamur. Peki kıyma pişmiş mi efendim? Sosunu nasıl buldunuz? Biraz acı. Biraz acı mı? Evet bayağı acı. Bayağı acı diyor Bayan Nikki. O zaman hemen ikinci tabağa geçelim efendim. Yani kısaca birinci tabağı beğendiniz mi beğenmediniz mi efendim? Çok beğenmedim. Çok beğenmedim diyorlar. Buyurun efendim ikinci tabağı açıyoruz. Nasıl fena buldunuz değil. Efendim? Fena değil dedi. Fena değil. İkinci tabağa çok ilginç yorumlar geliyor. Peki yani yufkayı beğendiniz mi? Gevşek mi? Sıkı mı? Bu çok sıkı sarılmış. Çok, çok sıkı gevşek sarılmış. Olmuş. Kıyması bu hamur gibi olmuş. Mi? Kıyması pişmiş. Birinci tabağa hamur gibi dediniz. Bir acı. Acı dediniz. Evet. İkinin sosunu beğendiniz mi efendim? Pek sos tadı gelmedi bunda bana. Sos tadı alamadığınızı alamadım. Söylüyorsunuz. O zaman hemen üçüncü tabağı açmanızı rica ediyorum. İyi. Güzel de sarılmış. Evet. Bayan Nikki güzel sarıldığını söylüyor. Üç numaralı tabağın ve lezzetini de güzel evet. Bulduklarını ifade ettiler. Hemen dört numaralı evet. Tabağımızı açabilir miyiz? Evet efendim, nasıl buldunuz dördüncü tabağı? Biraz tuzlu. Biraz tuzlu dediler. Ve acı. Ve acı evet. Dediniz. O zaman çok teşekkür ediyoruz bu güzel yorumlar için efendim. Hemen ben puanlarınızı almak istiyorum. Bu tabağı beğendim. Üç numaralı... Tabağı beğendiniz efendim. Kaç puan veriyorsunuz? Ona 5 veriyorum. 5 puan veriyor Bayan Nikki. Şu çok tuzlu olmuş. 4 numaralı tabağın çok tuzlu olduğunu, sosunun çok acı olduğunu 2 ifade ediyorlar ve 4 numaralı tabağa Bayan Nikki 2 puan veriyor. Evet. Efendim 1 ile 2. tabaklarımızı puanlarını alalım müsaade ederseniz. Evet. Buna da 4 vermek istiyorum. 1 numaralı tabağa. Buna da 1. 4 puan veriyor Bayan Nikki. 2. tabağa da 1. Evet. Dediler. Çok ilginç bir puanlama oldu. Efendim o zaman 4. tabaktan başlıyoruz. Başlayalım efendim. Efendim bugün Nigar Hanımefendi'den 2 puan alan gelin kim? Çok merak ediyorum kim? Efendim bugün Bayan Nikki'den 2 puan alan gelin, lütfen kaldırır mısınız efendim? Miyase efendim. Amasya'nın en güzel gelinine 2 puan verdiler. Şimdi efendim 1 numaralı tabağa gelelim. Çünkü 4 puan verdiniz. Efendim bakalım Bayan Nikki hangi gelinimize
4 puan vermişler efendim. Bu gelin kim? Bayan Niki'den 4 puan alan gelin, lütfen kaldırır mısınız efendim? Aslıhan! Bayan Niki'den bugün 4 puan aldılar. Bugün Bayan Niki'den 5 tam puan alan gelin kim efendim? Bu Bayan Niki'nin gelini Pınar mı yoksa Yeşim? Bayan Niki'den 5 puan alan gelin lütfen kaldırınız efendim. Yeşim efendim. Yeşim Hanım. Ben hemen... Bal şeker olsun. Bayan Niki, 2 gündür gelinize 1 puan veriyorsunuz. Evet. Afiyet olsun. Ben kaçıyorum çünkü buralar gerçekten karışacak. Çok üzgünüm. Afiyet olsun. Neden bir verdin anne? Nasıl bir verdin ya gerçekten? Şaşırıyorum. Üzgünüm. Ben de üzgünüm. Üzgün olmak bir şey değiştirmiyor. Yani hiç yorum da yapmadın. Yedin, şöyle şöyle, o böyle, o böyle bilmem ne. Ona 2 verdin, ona 4 verdin, ona 5 verdin. Ben ne diyorum sana? Bir tanesini beğen, hangisini en çok beğendiysen ona ver diyorum. Diğerlerine, hani hepsi mi çok güzeldi? Bir tek benimki mi kötüydü, birdi yani? O da fena değildi. Niye bir veriyorsun o zaman? Ya diyorum ya üzgünüm. Nesi vardı? Diye. Ben de üzgünüm. Neden bir verdin? Nesi kötüydü? Sosu azdı. Sosu yüzünden mi sadece? Evet. Niye söylemiyorsun peki? Sosu azdı. 4 verdiğine sosu çok mu güzeldi? Bayağı bir sos vardı üzerinde. Sos için mi sadece puan veriyorsun? Lezzetli geldi. Tamam anne, gideriz cuma günü o zaman buradan. Bire de hamur gibi dediniz, ona da tamamını diyecektiniz de. Yalnız yine Nigar teyze, söylediğiniz gibi puanlama yapmadınız. Hemen söylüyorum. Allah'ım. Birinci tabağı dediniz tabağı, ki. Tabağı ya. Ha, hayır olur. Aslan, şimdi ya öyle bir şey, alt kız da duymuş aynısını. Tabii, birinci tabağı kestiğinde dedin ki bu hamur olmuş dedin. Ve tuzlu olmuş dedin. Evet. Hayır, tamam. Birinci tuzlu değil, hayır, birinci ya, değil. En de son olmuş dedi. Dörde de tuzlu olmuş dedim. Hamur olmuş ve acı olmuş dedin. Doğru mu? Evet, doğru. İkinci tabağa geldin, dedin ki sıkı olmuş, bunun sosu az olmuş. Başka da bak lezzetiyle ilgili yorum yapmadın. Üçü beğendin, yukarıda Allah var. Dörde geldin, dedin ki tuzlu ve acı olmuş. Şimdi hamuruyla ilgili yorum yapmadın. Zaten pişmişti. Hamur değildi zaten yani yaptığın şeyle pişmişti sadece. Madem ikisi de acı. Şimdi tuz oranı zaten ne kadar tuz verilirse o şekilde koyuyoruz. Hadi tuzuna kulp buldun. İkisi de acı, 1 ve 4'ün. Nasıl hamur olana 4 verip de nasıl hamur olmayana sadece tuzlu diye 2 verirsin? Birincisini Pınar'ın zannettim, öyle düşündüm. Ha, o yüzden. Tabii aynen. Ha, tamam o zaman. Beni niye yaptın? Benimkini de beğendin o zaman. Bir zannettim, niye 5 vermedin? O zaman 5 vermedin, geline vermek istemedin. Bir zannettim diyorsun ya mesela. 4 verdin. Doğru, ya, bire de 4 verdin. İkisi arasında karar, yani karar veremedim o anda. Taktik yapmış bence. Ya çok güzelini yaptı ya da en... Olanı... Bugün tuttuğumuz güzel yapmış diye olabilir diye düşündüm. Orada en kötü tabak zaten Aslan. Sen de Yeşim konuşuyorsun da sen burada yemek yapmayı öğrendin. Yaptığı yorumu duydun mu? Ben kötü yapmış olsam zaten bu kadar puan toplamam. Ya kötüsü 3 tane 5 aldım. 3 ya tane. Kızlar, ben şey 3 tane 4 bir tane 5 kötü yaptım demiyorum. Hamur dedi. Kadın burada hamur evet, dedi. Evet yorumu duyuyoruz. Evet. Hamur dedi ya kadın. Ben yemedim tadını da bilmiyorum bana ya. Bana şunun mantığını bir açıklar mısınız anne? Kızlar ben şunun için verdim. Bir en iyisi... Bir de en kötüsü. Bak kendi yorumu işte. Yani kendi yorumu söylüyorum. O şekilde. Tamam. Bir en iyisi, bir en kötüsü. Ben de bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Yani bir strateji uyguladım. Nigar Hanım'a biz içeride sorduk ki, bir dakika sorduk ki, bu nasıl bir mantığı? Biz bilmiyoruz değil mi? Evet. Bu da dedi ki ben biliyorum, bunu yedim. Evet, tamam. Gelinim yaptı dedi. Kadınlar da çok güzel yapar dedi. Demek ki kadın daha iyisini biliyor. Aynen. Tamam, iyisini de biliyor da onu demiyorum Beyhan teyze. Bir dakika Aslan. Onu demiyorum Beyhan teyze. Diyorum ki iyisini biliyor ya. Aslan'ın tabağı o zaman en kötüydü. İşte gelinim diyor. Kendi ağzıyla da söylüyor zaten. Ben zaten açıklıyorum ya sana. Verdim diyor. O zaman sen bir de en iyisini. Açıklayayım mı artık? Beğen. Lütfen.
Şimdi diyorsun en kötüsüne verdim. Az önce daha soruyor niye bir verdin diye. Diyorsun ki sosun yoktu, sosunu beğenmedim. O zaman de ona aynı açıklamayı ama o şekilde tahmin yürüttüm kendi kafama göre. O şekilde açıklamanı yap. Siz niye de baştan bir söylemiyorsun? Bir verdiğini sabaha beğendiniz mi aslında? Sos olmayan. İkinci tabağı beğendin mi sen? Olmayan soslu tabağını gerçekten. Dördü beğendin mi? Sıkı sarmış dedin hatta. Sıkı sarmış dedin, işte beğendim dedin. Dördü beğendim Nigar teyze. Biri çattın geçtin. Dörde sadece kulp olarak tuz dedin. Yani beğendiğine bir verdin, bu hayır, değerim olmaz diye. Hayır, o da şey, bence bana ayıp olmasın diye güzel hoşuna gitti. İki vereyim dedin, ayıp olmasın dedin. Hani birlikte değil, o kadar ay, da yapmayayım dedin bence. Çünkü iki... hamur demedin, bir şey demedin, tuzlu dedin, biri hamur dedin. Gerçi onda da diyorsun ki gelinim diye. Ha, farklı bir strateji. Keşke de gelinin çıksaydı. Keşke. Hani o kadar şeylerin üzerine. Keşke yani gelinin vallahi. Çıksaydı. Keşke yeşim çıkmasaydı da gelinin çıksaydı. Ama helal olsun, bu kadar da dürüstlükle söylüyorsun. Bak benim kayınvalidem diyor yani yeşim çıkmasaydı Pınar çıksaydı. Evet, sen evet. Seviyorsun zaten Pınar'a 5 vermeye. Keşke bugün sen yine Pınar'a verseydin. Ya bak anne. Oo, Pınar'a 5 verir bana 1 verir. Hayır resmen diyor ki yeşime 1 vereydin Pınar'a 5. 1 vereydin demiyor. Aynı ora vereydin diyorsun keşke yani. Keşke de diyorum gelinini bulsaydı. Herkes gelinini bulunca ya biz tamam seviyoruz da. Sen de bana versin, Niki de sana veriyor işte öyle. Hayır işte ya, herkes gelinini bulsun isteriz ama sen benden tarafsın onu da bil ama. Ben senden tarafım zaten. İnşallah inşallah. Yeşim'cim benim kayınvalidem senin tarafta zaten çok şey. Ben öyle diğer kayınvalideler olmasa zaten. O zaten bir fiil senin yanında. Bilmiyorum ne olurum onu bilmiyorum.